Herkese merhabalar. Yine diğer videoda olduğu gibi Danıştay'ın arkasında sabah güneşinde yüzmeye geldik. Hem biz hem Nora biraz serinlesin diyerekten. Cennet gibi değil mi? Deniz çok güzel. Bugün ayrıca sakin biraz. Ama ve lakin insanlarımız her zaman olduğu gibi çok korkunç. İnsanlarımız pis, insanlarımız acımasız. Eleştirmeyeyim diyorum her defasında, hiçbir şey söylemeyeyim diyorum ama yani buraya eğlenmeye, biraz doğanın tadını çıkarmaya geliyoruz, denizin tadını çıkarmaya geliyoruz ve gördüğünüz gibi yani bunlar bayramın sonuçları, bayramda yani büyük ihtimalle bayramdan sonra bütün bu çöpler böyle her yerde. Cips yemişler atmışlar. Kola içmişler atmışlar. Sularını içmişler atmışlar. Halbuki her yerde çöp konteynerleri var. Al yanına bir poşet. Koy içine bütün çöplerini. Git bir konteynere at. Yani bu kadar basit. Medeniyetsiziz. Cahiliz. Pisiz. Bunu anlamak mümkün değil. Şuralara bakın. Naylon, naylon. Efendim. Ne yaptı bilmiyorum burada. Gece mangal mı yaptı, ne yaptı? Böyle tavuk tabakları bile var yani. Çocuğunun altını değiştirmiş, atmış. Ayranını içmiş, atmış. Burada bir havlu bile var. Lokmasını yemiş, atmış. Atmış da atmış yani. Pislik dolu her yer. Rezil gibi. Kimsenin başına polis dikilecek değil, jandarma dikilecek değil. Bunu zaten kimse yapamaz. Herkes kendi polisi olmalı, herkes kendi jandarması olmalı. O şekilde ancak buraları temiz tutabiliriz. Siz buraya tekrar gelmeyecek misiniz? Yani geleceksiniz. Geldiğinizde buraları temiz bulmak için sizin de temiz olmanız gerekiyor. Vallahi buraya rahatlamaya geldik ama yani pek rahatlayamadım. Sinirlendim. Bu çöpleri görmek. Hadi geçtim hepsini böyle. Şimdi burada böyle dedim. Hadi biraz oturayım. Oturdum. Ayaklarımı kuma sokayım. Şurada da bir tane kumun içinde şey vardı. Böyle peçetemsi bir şey vardı. Ondan sonra dedim şimdi kaldırayım. Şu naylonun içerisine atayım. Ayağımla şöyle bir kaldırdım. Bildiğiniz boklu bebek bezi yani. Yani böyle bir şey yok. Yani bunu yapan, bunu bu kumun içine gömen bir anne. Ve bu anne bu çocuğunu eğitecek. Bu aynı olacak. O çocuk da o annesi gibi olacak yani. Anne ya da baba her neyse. Yani ne kadar pis bir şey. Yani insanlar burada yatıyor, yüzüyor yani. Bunu nasıl kuma gömersin? Sen ya gerizekalı kadın. Ya da adam. Sinirden ne dediğimi bilmiyorum. Yani hiç... Burada oturasın yok şu an yani oturasımız yok. Lionel de aynı şekilde yani. Nefret ettik şu anda bu buradaki plajdan. Yani bir daha buraya gelmeyiz herhalde. Yani birçok yerde de bu oluyor ama en azından bazı yerler tırmıklanıyor. Hani buraları biraz da sakin diye geldik ama demek ki eğitimsiz cahil cahil insanlar buralara geliyor. Pisliklerini bırakıp depolup gidiyorlar. Gelmesin efendim böyle insanlar. Niye geliyorlar ki buraya? Oturdukları yerde otursunlar. Hiç gerek yok. Pislikleriyle evlerinde kalırlar en azından. O kadar çok sinirlendim ki bu duruma. Rezil gibi. Şuralara bir tırmık çekilebilir mi? Yani belediye bunu niye yapmıyor? Bunu anlamış değilim. Az önce çöpçüler geçti. İnsanlar kendileri böyle
büyük poşetlerde topladılar birkaç şeyleri. Artık gözlerine ne geldiyse, ellerine ne geldiyse. Bir kadın, bir adam vardı biz gelirken, buraya varırken. Ötekinler sadece büyük poşetleri aldılar, gittiler traktörle. Bir tırmık girebilir buraya yani. Bu şekilde bu ana pistikler gider en azından. Rezil gibi. Buyurunuz efendim, Dikili'ye geliniz. Dikili mükemmel. Dikili mükemmel de. Misafirlerimiz. Denize bile girmedim ben. Girsem mi bilemedim. Sinirler oynayınca. Her yer böyle değil tabii. Ama Dikili'de bir umursamazlık hakim, hani yetkililerce. Her konuda öyle. Kanalizasyon konusu olsun, altyapı olsun, bu çöpler olsun. Tabii ki en başta insan kendisinin polisi olmalı ve ona göre hareket etmeli. Ama ve lakin yetkililerin de bir şeyler yapması gerekiyor yani bu konuda. Ne bileyim yani, bir sürü işsiz insan var hani. Her bir kilometrede bir buralarda, çünkü buraları uzun plajlar. Birilerini koyup en azından plaj koruması, plaj polisi demek istemiyorum. Hani polis değil ama hani yani bu tip şeyleri gözetleyecek bir takım insanlar işe alınıp bunlar gözetleyebilir bu durumları. İnsanları uyarabilir. Böylece tertemiz sahillere, plajlara kavuşuruz. Bilmiyorum bu umarsızlık nereye kadar devam eder böyle. Birçok insan diyor bazen hani, sizin videolarınızı izliyoruz. Dikili'ye geliyoruz, Dikili'ye taşınıyoruz falan. Ama yani bunları da söylüyorum yani. Her şey güzel değil. Güzel olmasını umuyoruz diyelim. Yoksa doğa parçası olarak bu bölge harika bir yer. Bakın ne buldum. Sahile soda şişesi gömmüşler. Herhalde böyle yeni sodalar çıksın istiyorlar. Yetişmez herhalde. Çikolata. Kırılmış soda şişesi. Nereye adımımızı atsak bir pislik çıkıyor. Hepsinden öte. Bu ne ya? Garip bir şey buldum. Böyle bir şey atmışlar. Ne bu bilmiyorum. Sakız şeyi galiba, kutusu galiba. Yani toplayayım ama hangisini toplayayım yani, o kadar çok ve dokunmak istemiyorum bu pisliklere yani. Bira şişesi. Ne kadar büyük terbiyesizlik. Cidden büyük terbiyesizlik. Çakma. Sigara paketleri. Ben sigara içiyorum ama sigara izmaritlerimi böyle bir yerde topluyorum. Son onları naylon poşete koyup götürüyorum. Ay bu resmen şikayet videosu oldu ya. Ama yani bunları da birilerinin söylemesi gerekiyor kesinlikle. Aynı düzen yoksa devam yani.
en çok sinir olduğum şu ebeveyn, artık her kimse, onların kuma gömdüğü boklu bebek bezi yani. Buna çok sinirlendim yani, yok böyle bir şey. Böyle bir iğrençlik olamaz yani, nasıl bir ebeveynsin sen? Rezil. Anne baba olmasın bu insanlar ya? Olmasın bu insanlar anne baba. Gereksiz. Lionel Lenora yürüyüş yapıyor. Of. Koş. Gel. Nora koş. Koş. Koş.
her şeye rağmen, bütün bu pisliğe rağmen denizde koşmak, sahilde koşmak ve denizde yüzmek iyi geldi. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.